Soğukkanlılıkla. 35. vaka. Selam çupralar. Dırnak kubbesine adım attığımızdan beri her şey tam bir felaket. Önce Mortimer Pickering'in kılığına girdi. Bir dırnak çalıştıklarını ortaya çıkınca raporu kaybettik. Sonra da Johnson kız arkadaşını bilim insanlarına birini öldürdüğü için sulamak zorunda kaldı. Zuya gizemli şekilde kalbim sardı. Ayrıca amneziyle uğraşıyordum. Şimdi ise kubbede esir tutulun ve üzerinde Dream Life tarafından acımasız denen yapılanı söylüyor. Zoe tek deneyin kendisi olmadığını iddia ediyor ama kubbeden canı çıkan başka hiç kimse olmamış. Zoe kendisini işkence de bilim insanı öldürdüğü için söylenen sonra Jonas'a dağılmış durumda. Dağılmışsa birleştiririz. Sonra bizim Jonas'a izin kullanıp rezil edilmesini söyledim. Bir Dream Life soruşması daha yüzleşmeden önce ara vermesi gerek. Ama senin için başka bir görevim var. Yargıcı Zoe'nin ifadesini Dream Life'ı kabul etmek için yeterli olmadığını söyledi. Ama Zoe'nin deneyin yapıldığını söyledi. Lab 88B için arama emri verdi. 88B'de insan deneyinde yapına dair kanıt varsa buluruz. Gidelim. Anam, doktorlara bak hele. Şimdi işe gücü yok da normal sıradan bir kadın üstüne niye deney yapsınlar? Çok saçma değil mi? Bu işin içinden Zoe çıkarsa şaşmam ben ha. Bilmiyorum, o yüzden şüpheleniyorum. Oha! Nitrojen kartuşu. Anam ayakta ölmüş. Donmuş mu bu? Ben bu kızı tanıyorum. Bir vakada şey vardı da güvenlikçinin sevgilisi değil miydi bu? Geçenki vakada mıydı? Yok, ondan önceki vaka. 33'teki Garan'ın sevgilisi. Nerede? Akrep. Bu kadar dondurularak öldürülmüş. Halbuki onu tanıyoruz. Bu Wendy Stokes. Kafası kesen korumasına çıkan Dırmak botanikçisi. Wendy'yi son gördüğünüz kobiden ayırmak istiyordu ama ceset torbası içinde değil. Zoe'nin üzerinden yapıldığını söyledi. Odada şok edici bir şey bulacağımızı biliyordum. Ama aklım dondurmuş bir ceset gelmemişti doğrusu. Garın üzerinde ne yapılmış oldu dersin. Sandalye insanları bağlamak için kullanılır gibi görünüyor ama kurbanına bağlanmamış. Şu an onu kim öldürdüğüne odaklanmayız neler buldum. Bu bir boş sıvı nitrojen kartuşu. Sıvı nitrojen canı dokunan anda dondurmak için kullanılmıyor muydu? Katil kurbanı öldürmek için bunu kullanmış olmalı. Kart üzerine bıraktığı beyaz maden toz örnek alsa iyi olur. Tabii malzeme tesisindeki iyi bir şeyler de lavuta kim çalışacaklar ipucu verir. Bu cinayet çözerseklerim niyetleri anlayabiliriz ve umarım Zoya'da ne olduğunu öğrenebiliriz. Ben o kıza inanmıyorum ya. Bilmiyorum, inanasım gelmiyor. Her laboratuvara göndereceğiz. Anam. Lamba sinyal mi verdi bana mı öyle geldi? Gözden samasım yoksa. Bir anahtar. Herman yazıyor üstüne. Laboratuvar malzeme tepsisini gizlemiş. Herman Jeffries'e ait bir tıbbi dolap anahtarı varmış. Deney odasında çalışıyor. Yani neler olup bittiğini biliyordur. Adamla konuşmalıyız. Adamla konuşacağız. Şimdi adam bize bir yer söyleyecek. Biz oraya gideceğiz. Yeni adli kitlik bir şeyler bulacağız. Dur bakalım. Ey bey, neden 88B'ye çağırdınız ve neden 12'yi mi dediniz? Buraya
kontamine edeceksiniz. Hemşire, bu oda Wendy'nin doğmuş cesedi kontamine oldu zaten. Saraya bakan kızı mı diyorsun, öldü mü yani? Evet, bu oda yaptığınız hastalık denelerinin kobayı mıydı, tıpkı Zoe kusama gibi. Durun bakalım, Memra Zoe diye birini daha önce hiç duymadım. Ama burada yapılan tüm deneylerin tamamen gönüllü olarak yapıldığını söyleyebilirim. Bazı bilim insanı araştırmadan ilerletmeye kadar çok istiyor ki üzerlerinden küçük prosedürlerin test edilmesine izin veriyorlar. Ama ben kimseye zarar gelmesi için orada bulunuyorum. Bu deneyler tam olarak neyle ilgili hemşire? Ben nereden bileyim, bilimsel görevim insanların yaşamsal deneylerini ölçmek, değerlerini ölçmek ve emin olun tehlikeli hiçbir şey asla yaramam. Hemşire, size kadar bu odadaki deneyin gönüllü olarak yapıldığını iddia etseniz Zoe tam aksini gösteren yaşayan bir örnek. Tek yapabileceğiniz Wendy'nin cennetini denemesi inceleyken dara ulaşmayı ummak. Botanikçiyi haklısın. Sırada görevimiz senle laboratuvar olacak. Öyleyse gidelim. Bakalım şuraya. Ana, Furkan kız olmuş. Belki biriyle karışmıştır hesabı. Avatarı. Şov oldum. Yarın da BİM olacağım. Görünmeyen köpek ne buldun? O ne enerji bulmuş? 112 enerji. Full LED enerji. Bu yüksek teknolojili laboratuvar bildiğin bahçe tipi sarıdan kesinlikle çok farklı. Botanik ile ilgili bu kitap çok eski bir şeye benziyor. Kurban Tanrı imzalanmış bir yazı ortaya çıkaralım. Birleşelim kağıdı da. Gari kafasındaki çiçekle mi otopsiye yolladık? Ana, ölen kız bir daha bu gerizekalı var ya, hatırladınız mı gerizekalıyı? Bu gerizekalı işte. Emilio muydu, neydi ismi? Herifin, unuttum. Tiplere bak. Carter'in 10. yaş gününde tıpkı bendeninkiler gibi fotoğraf kabinin resimini çektirmiştik. Ev kurban yanındaki adamı tanıyoruz, Emilio. Benim cennet arkadaşlarımla tanıştığımız meteorik laboratuvar teknisyeni. Emilio kurban arkadaşmış, herhalde umarım bize ipucu verir. Sevmiyorum abi veleti ya. Salak bir suratı var. A salak seni. Ölen kızın burnu da bayağı büyükmüş ha. Patlayacağım burun. Güzel botanik mi yazıyor üstüne? Ben kitap kurma tarafından Rusi diye bir hediye edilmiş. Yazı şöyle, Rusi arka iş çıkarıyorsun. Botanik dünyasına çok yol kat edeceğine eminim. Galiba Rusi size kızın çalışma arkadaşlarından biriymiş. En iyisi kurbanı kendisine soralım. Şunlarla da konuşalım. Konuş asalak herif. Tipe bak ya, bir tane çakacağım ağzını. Doğru mu? Wendy öldürüldü mü? Kubbede kara haber tezi duyuluyor. Wendy ile arkadaşınız galiba, öyle mi? Wendy buradaki tek dostum, onunla bütün gün süper kahraman hakkında sohbet edebilirdik. Bize kurum hakkında katil yakalamamız yardımcı olacak bir şey biliyor söyleyebilir misiniz? Wendy'nin burada mutlu olmadığını biliyordum. Özellikle de kız arkadaşlarından soru bu yüzden ayırmak istiyordu. Bu isteğine hiç anlam veremedim. Büyük hadron çarpıştırıcısından sonraki en inanılmaz bilimsel çalışmaları yer kim almak istemez ki? Dreamlife'in benzerim üzerindeki çalışmalarını bize bahsetmiştiniz. Peki ya insan deneyleri? İnsan deneyleri siz neden bahsediyorsunuz? Bilginiz yoksa böyle sizin için daha iyi. Başka sorumuz olursa sizinle tekrar iletişime geçeriz. Güya bilmiyor. Bence biliyordu da salağa yazmıştır. Şu pudingle konuşalım. Selam, aktinomorfik hibisküsleri almak için geldiyseniz size kızını beklememizi rica edeceğim. Teslimat onu imzalamamız gerek mi? Gar gelemeyecek, bugün öldürmüş olarak bulundu. Öldürüldü mü? Ne yazık ki Rusya onunla çalışıyordunuz galiba. Size kız beni sadece elde kabul edeceğim, rüyalarım gerçek oldu.
Polinezya üzerine araştırmaları geçen çığır açıcıydı. Sadece danışmanım değil, ilham kaynağımdı. Ödünün hem ayrım. Şimdi sadece onların eşine ekli petunyaları çapraz polinleyeceğim. Ne diyor lan bu? Hiçbir şey anlamadım. Kısacası hiçbiri bir halt bilmiyor. Şunları yönetayım da geleyim. Martini. Neden bilmiyorum ama son kurbanı güncelerin buzlu bir şey çekti. Dondurma mı yiyor? Limonlu mu kız? Ben severim limonlu dondurmayı. Ben böyle ekşi dondurmaları daha çok seviyorum. Mesela vişne, limon. Ben de hakkında bize ne söyleyebilirsin? Ölüm nedeni sıvı nitrojen nedeni aşırı seviyede ani hipotermi. Sıvı nitrojen organik dokuya temas ettiğinde anında donmasına neden oldu. Kurbanın vücudu tümüyle soğuktan donmuş ve tüm yaşam soğuğunu anında iflas etmiş. Katil sıvı nitrojeni bu kadar yüksek hızda boşaltmak için tabanca benzeri bir silah kullanmış olmalı. Gözünü dört aç. Kurban saçının bir kısmı çekilerek koparmış. Bu katilin kızın başından bir şey kopardığını gösteriyor. Beni diye son gördüğümüzde saçına bir tek çiçek takmıştı. Katilin adı şey. Çiçeğini almış. Çok mantıklı. Kaç çiçeği kavradığını kurbana biter kepek bulaştırmış. Kepekliymiş. Eğer kepeğiniz varsa katil olmayın. Emir. Robert'ın bir dedenin bunu denediği her çayı koklama memnuniyetine ve çiçeksi karışım karmaşığına göre puanlamış. Robert amca. Robert mezarında bile beni güldürmeye başarıyor. Sen gülsen ne olacak la hıyır? Kesin de çok güzel biriydi. Bu nedenle ona yaptıkları için durumu yok etmeye kararlıyım. Bizim amacımız da bu Wendy'nin katilini yakalamakla işe başlamak istiyoruz. Bizim için bir şey bulabildin mi? Katilin sıvı nitrojen kartuşunda bulduğunuz toz, magnezyum, karbonat ya da herkes anlayacağı şekilde tırmanan tebeşiri. Kaya tırmanışı yapan insanlar ilerideki nemi kurtmak ve kayıp düşmemek için bu tebeşiri kullanıyorlar. Tırmanışçı, aynen. Merkezde. Ne zamandır böyle sırlar ortaya çıkamıyor arkadaşlar, işleri beklemiş bir hal alıyor. Zoe'nin insan denildiği konusunda itirafı endişe verici ama yargıçın dönemine kalkmasına yetmedi. Bizden yurda tutulduğunu öğrendik. Ama oradaki botanikçi Wendy'nin sıvı nitrojeni doldurup öldürülmüş halde buldu. Şu ana kadar en mutlu vaat edici ipucu kaynağı kurban cesedini bulduğumuz DNA odası çalışan hemşire. O da şüphe bir şey olmadığı konusunda ısrarlı. Ölünce çok sarsılmışa benziyor. Bu mal. İyi bir haberim var. Nedir la? Katil nitrojen kartuşunu tırmanma tebeşir bırakmıştı ya. Bunu tam olarak nasıl olduğunu biliyorum. 2. Anlat bakalım Emir, dur. Emir geldi. La dur. Size bir ipucu buldum. İpucu şu an bize ilaç geldi gibi gelecek. Ağaç tarafından bulunan nitrojen kartuş üzerine tırmanma tebeşir bırakmıştı ya. Jasper görüşme için kubbeyle bir tırmanma duvarı gördüğünü söylüyor. Katilin ellerinin tırmanma tebeşir olduğuna göre cinayetten hemen önce oraya gitmiş olmalı. Kara binalarını taktın mı? Gidip tırmanım şu duvara. Kara bina ne la? Ne yapayım? Bakalım hele hele. Hele 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 hele. Ay boğazım ağrıyor ya. Karının kimliği değil mi o? Yok başkasınınmış. Hintli bir karı. Ben o karıyı birine benzettim ama yoksa daha önce gördüğünüz bir şüpheli mi? Hintli. Çikolata kutusu. Nerede la? Oh. Kasa. Ne havalı bir spor salonu. Rosetta emri altındakilerin hem zihnen hem de bedenine sağlık olmalarını istiyor demek. Tırmanç olduğuna göre tırmanç ekipmanları kutusunun içine baksak iyi olur. Kimlik kartını düşürmüş olan yazar benim okuyamadığım bir dilde. Hintli olabilir o. Kimliğini belirleyeceğiz. Kurban edilmiş bir kutu çikolata da bulunmuşsun. Bir dakika bunlar çikolata değil. Hamam böceği iğrenç kurban mide bulanacakları kimlerine ne de gönderir acaba? Laborator göndermişim bir tane alalım mı diyorsun ama ben pas geçeyim sen buyur. Sana yedireceğim onları yiyeceksin böyle.
Böyle çıtır çıtır yiyecek onları. Zaten bazı ülkelerde millet solucan yiyor, böcek yiyor, akrep yiyor, kurbağa yiyor, domuz yiyor, zürafa yiyor. Zürafa yiyen var mı bilmiyorum da. Yani bu saydıklarım yiyen var. Kurbağa yiyen var. YouTube'da gördüm hatta. Garı kurbağayı pişirmiş. Bütün yiyor ne. Şu ASMR videoları. Böyle. Şivita mı? Kimin kardeşi birden Nuray'a aitmiş. İnternet profiline bakalım. Facebook'una mı bakarız? Yok artık kadın 2 yıl önce insanın yüzleri kişi ölüm seni olan bir virüsün yayılmasına ulaştığı yazıyor. Bu kişiyi tanıyorum, sağ olduğunu senin orada. Ya ben bu kadını bir yerden hatırlıyorum diyorum. Üçüncü sezon da varmış. Önce virüs geliştirse insan denilerek pek uzak olması gerekiyor. Ve artık virüs için çalışıyoruz, konuşmayız. Üçüncü sezonu gösterdi. Ben bu kadını bir yerden hatırlıyorum demiştim. Acaba benim oradan vakalarda mıydı? Biz Hindistan'a gitmiştik değil mi? Aynen. Dünya turunda Hindistan'a gittik diye hatırlıyorum. O karı da oradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Karının çiçeği. Tokaymış la bu. Bir tırmanma iki manakotuzda bir çiçekli toka düşürmüş. Doğru söz kurban takta çiçek bu Martin katının başına çekip adını söylemişti. Martin'e gönderin bakalım bir şey bulacak mı? Raportu yok ya Martin'e gönderiyoruz yarı analizleri. Raport amca. Zaten kriminal diyorum. Prensesin bunu böyle akıllı bir karakter yapması beni şaşırtmıştı. Onu da elimizden aldılar. Şerefsizler. Bir şey demiyorum da. Ne yatını da harcadılar zaten. Daha kim kaldı harcayacakları? Beni de mi harcayacaklar? Ne yapacaklar bunlar? Hamam böceği. Yeah. Elisin aldığım bir tane yaratığı doğacağı amire gönderelim. Seni de bir gün otopsiye göndermek isterim. Gloria. Ben bu kadını tanıyorum ya. Dur bakayım belki bizi tanıdığını söyler. Sizin insandaki durumdan sonra bir daha görüşürüz. Hatırladım ben bu kadını ya. Hadisem bir yer önce bir siz almaktan böyle mi bahsediyorsunuz? Zaten makazayla o girişlerden sonra kariyerimi dibe vurdu. Neyse en azından dönem bilimsel yeteneğin kıymetini biliyor. Saçlarımı kuruma sezonu ağır havası dışında burada yaşayarken. Dönem son teknoloji ürünü için bana araştırmalarım için Tanrı'nın bir lütfu gibi. Araştırma demişken dönem benzerimin protozdan adlı bir ilaç yaptığını biliyoruz. Üstelik insan üzerinde deney yapıyorlar. Bunda rolünüz nedir? Yaptığım iş ki zaman insan deneyi falan yapıldığı yok. Öyleyse neden insan üzerinde test yapmak için kullandığı bariz bir odada beynini dondurmuş cesedini bulduk. Beni de öldüm. Benim buna hiçbir ilgim yok. Şimdi tırmanma dersimi geç kalıyorum. Üniversitede stajımı ısrarla fiziksel egzersiz maddesi ekledim. Diyorum ben bu garayı tanıyorum. Hindistan'a gittik biz değil mi? Evet dünya turunda ben şu an bayağı 38'i bitirdim. Aynen. Şunları yönetayım da. Fransa'da şarap içilir. Bazen de şampanya. Ama Amerika'da çok fazla içecek çeşidi var. Martin'in memleketinin özünü yoksa sürüklerinin kurbanı çiçekli tokası bansı mı var? İkisi de çiçeğin üzerine küçük bir leke olduğunu fark ettim ve bunun hojicha ve yancha çayı yapraklarının karışımı olduğunu belirledim. Ama sıcak suda örneklerine bunlar soğuk suya infüze edilmiş. Yani çiçeğin üzerindeki leke buzlu çaydan geliyor. Kurban sinirim sistemi hiç çay olmadığı için bu soğuk çiçekle senin kişi kadın kendisi olmalı. Kadın soğuk yakısı olduğu belli değil mi? Bize gelince kurban sırasını tekrarımız gerektiğini düşünüyorsan önden buyur diyor. Hamsiler. Size bir şey diyeceğim dur. Şu an size de bir bakayım da. Hamam böceklerini kavalar kesen sonra bir adaya çalışırlarım. La yok öyle bir şey ya. Tiyerlikle vur bak nasıl yamuluyor böyle. Hamam böcekleriyle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bizim kurbanı gönderilen hediyeni gönderen kişi hakkında bilgi içerdiğini söyledi. Bütün bunları unutayım. Hediye gönderen yaratığa terini bulaştırmış. Terin DNA'sı analiz edince Afrika Karayip kökenli olduğu ortaya çıktı. Bu problemin tek bir şüpheli var. O da Rosie. Butik ikinci hediye stajyerime vermiş yani. Rosie takısında çalışmanın hayal olduğunu söylemiş ama neden onu ölüp hamam böceği günleri ki açıklaması var durum var diyor. Ay boğazım çok ağrıyor.
Benim boğazım böyle ağrınca anla ki bir şey olacak yani. Bu grip habercisidir. He hamsiler, size bir şey göstereceğim. Size sizin fotoğrafınızı göstereceğim. Benim çocuklarım. Bakın. Bu ne sizce? Dikkatli mi bakın? Bunlar ne? Bunlar sizlersiniz. Bunlar minik minik hamsiler. Yani sizin fotoğrafınız. Hamsiler. Bayılırım. Yavru hamsiler. Ben de anne hamsi. Siz de yavrularım. Ay. Alet kemeri. Bu kazı bilimcilerin işine yaramaz mı? Arkeologların. Nerede la? Kuru kafamı. Nerede? Ben niye bugün hiçbir şey bulamıyorum? Alet kemiği yüksek teknoloji saray için aitmiş gibi duruyor. Aksın üzere ismi ortaya çıkarmaya çalışalım. Kilidini açalım telefonun. Hey hamsiler, bir şey diyeceğim. YouTube'dan canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ne yapsam sizce? Şimdi canlı yayın yapmayı düşünüyorum da izleyen olacak mı? Ona göre yani. Şimdi iki kişi izleyecek. Benim düşündüğüm böyle bir 10 kişi izlese yeter yani. Ya da 15. Ya yeter bence 10-15 kişinin izlemesi. Benim kanalımın abone sayısına göre izleyenler fazla olmadığı için. Böyle bir 10-15 kişi izlese mutlu olurum. Bir de canlı yayında ne yapacağız? Bir de onu düşünüyorum. Bilmiyorum ya, açsam mı canlı yayın, yapsam mı? Bilmiyorum. Atkemer kesim Cemre Meçfiliymiş. Bu kadar herkes kurban sırasına geldiği kez onunla konuşmamız gerek. Ne diyorsunuz bu konuda? Yorumları yazın bakalım. Canlı yayın yapayım mı yapmayayım mı? Üstelik canlı yayında ne yapacağız? Canlı yayında Criminal Case oynamam millet. Çünkü sevmiyorum ben öyle canlı yayında. Yıldız yapması zor oluyor. O yüzden Criminal'den başka bir oyun söyleyin. Ona göre yaparız bir şey. Altı, beş, altı, beş, altı. Ne? Aa, şunu karıştırdım. Dur. Üç, altı. Kafa gitti bir an. Üç, dokuz, altı. Yanlış yaptım. Dikkat etmedim. Üç, dokuz. 5, 6, 9. Nazar değdi bana. Gizli bir şey, bir sır varsa kedi diyor. Kedi yengeye yolluyoruz. Yenge, yengem benim. Bu Criminal Case'in en güzel yengesi olabilir. Aynen. Yengecuğum o benim. Konuş bakalım, sebet kafam. Memur, karının katilini buldunuz mu? Henüz ama sizin patronunuza bir kutu hamam böceği gönderdiğinizi öğrendik. Noktalar. Bu da ayran olduğunuz birinizden böyle bir şey yaptınız. Gariye ayrandım geç ama sonra o durumda işine ayrılmaya ve beni yüzüstü bırakmaya karar verdim. Dırmlar patron olmayan bir sıra yapacak diye bir de kovacaklardı beni. Ayşe'nin nadir bulan bitki örnekleri almak için dikey kaya yüzeyleri kazıdım ve bu botanikçi olarak stajyeri bulmaktan çok daha kolaydı. Ama danışmanım dediğim insan bana ne olacağını hiç düşünmedi bile. Ben de ses nedeniyle oluşan kemiklerin maalesef şikayet edebileceğim hiçbir şey olmadan işsiz kalmayı bekliyorum. Umarım ses yüzünden gayet zarar verdiğinizi keşfetmeyiz. Affedersiniz. Ne oldu, kafeteryaya dolabın sigortası mı attı yine? Akşam yemeğinde ılık buzlu çayımı içmek zorunda kalacağım. Hayır, biz Wendy'yi cinayete araştıran polisleriz ve Wendy durumu sırasında asıl lambalarını tamir etmeye gittiğinde bana hep nazik davranırdı. Elektrik teknisyeni misiniz? Lab 81B'de bir şey tamir etmenizi istendi mi hiç? Evet, tuhaf ışığı gelimden sonra ampullerini değiştirdim. Bilim insanının yaptıklarını görme imkanınız oldu mu? Hayır, beni çalışkanı çağırmazlardı.
Zaten neden elektrik teknisyeni bir şey söylesinler ki? Mantıklı. Gayet doğru diye elektrik teknisyeni niye bir şey söylesinler? Analizyonu temin geleyim daha. Kedi yenge, ne yapıyorsun? Bir isteğin var mı? Çocuk nasıl? Alex etek giy desene sen ya. Garetli herif ya. Hayvanca uşak bakay. En başta kurban telefonu öğren kız arkadaşı. Benim mesajı dışında pek bir şey göremedim. Ama sonra sinirlen klasörünü kurtardım ve Emre'den gelen kızgın mesajları buldum. Emre'den gelen kızgın mesajlarım ama artış olduğunu söylemiş. Ne yakılmış acaba? Tam anlaşılmıyor ama mesajlara kurban hiçbir şey, bir şey çalmak istemiş ve ona pis hırsız demiş. Neyse Emre'nin beğendiğini ne çaldığını düşünün. Bu kadar kızgını soralım. Kızmışsa buzlu suya yatsın. Berbat espri. Tipe bak ya. Soğabilecek zamanım yok. Ayşe Herman'a tırmanma duvarı çalışmamıza geç kaldım. Wendy neden hızlı suçlandınız? Bize söyle ne kadar spor randevumuz bekleyecek. Dedektifin süper kahramanı gibi sizden bir şey bir saklanmıyor. Tamam, laboratuvardan bazı örnekleri eksildi. Rose de bunu öğrendi ve çılgına döndü. Kayalar erken saçım başım yoğurduğum için kafamda kepek bile çıktı. Bunlardan tek bir kişi olabileceğini fark ettim. Wendy. Wendy meteor dönemlerinden almış olsun ki. Çünkü Wendy kopyaların üzerinde oynakları dönemler gibi satmayı planlıyordu diye biliyorum. Wendy bunu ettirmeye çalıştım ama şey reddetti. Umarım Wendy itirafını çalan ziyade başvurmamıştır. İtiraf ama pardon. Kurban dondurulmuş olabilir ama soruşturma çok ateşli tartışmalar içeriyor. Wendy stajyeri yakında işini kaybedeceği için kurbanı suçluyormuş. Yani meteor dönemleri aldığım için öfkelenmiş. Biraz utanıyorum çünkü görevleri biz almıştık ama başka seçeneğim yoktu. Aynen. Ayrıca Rose'dan ses çıkma olsa şaşırdım. Şimdiye kadar bizi kovmaya çalışması gerekirdi. Oradaki Jones burada olması gerekiyordu. Onun ne işi var lan burada? Emre gizli döndüğünü sanırdım. Şey burada olduğumu söylemeyin lütfen. Ne oluyor lan? 3. Jones'un burada ne işi var? Bir dakika. İşin rengi değişti ha. Merkeze döndüğünü sanıyordum. Burada ne işin var? Marsun'un takışmanızdan sonra biraz izin kullanmanızı söylemişim. Suya zarar veren insanlar rahatça dolaşırken nasıl hiçbir şey yapmadan durmanı beklersiniz. Bunu bize halletmemize izin vermeni istiyoruz. Biliyorsunuz yaptıkları yüzünden onları yakalayacağız. Hemen kubiden çıkıyorum. Lütfen şeye buna bahsetmeyin. Jones'u sarsan anlayabilirim ama kubiye gizli girmesinin hiçbir yararı yok. İzni kaybedenleri katil kalamayız artık. Spor salonu bir daha arayalım. Jones'tan çok şüpheleniyorum. Bilmiyorum. Bu oyunun sonunda biri bir hatlar yiyecek ama umarım bu Jones olmaz. Zaten 5. sezon hayal ettiğim gibi olmadı. Şu Diana var ya, şunun Allah cezasını versin ya. Seni yüzden öldü Rupert. Sen hemen evet dedin. Evet demeseydi yaşayacaktı. Suçlusunuz. Jonas da hemen evet dedi. 300'ler. Bu ne lan? Ses şey hologram. Aynen hologram. Tam hologram diyordum. Diyordum. Nerede? Aha şuradaymış. Aldığın not Wendy'ye yazılmış. Kahverengi tozu temizle mesajını yazıyor bakalım. Buradan sonra şansına bakalım bence de. Ama bu garip adetini de remek olduğum ayaklarına birine benziyor. Kilidini açalım. Tipe bak arına. Burun büyüklüğü konusunda bizi mahalleye çekmiş. Bizim mahallede herkesin burnu büyüktür. Ayakları da büyüktür. Ayağı büyük olanın... Söylemeyeceğim gerisini. Ayağı büyük olanın ne kolumu kırdım la. Uf çok kötü vurdum kolumu.
Şimdiden aşağı logram şey için çalıştıralım. Doktor Wendy görüşmemiz gerekiyor. Değerli Lab 80B'ye gidin. Şevata kurban kesiyordu. Ölü bulduğumuz odaya çağırıyordu. Gari bize yalnız borçlu. Ben o Gari'yi hatırladım ya. Yanlış hatırlamıyorum. Çünkü biz Hindistan'a gittik. Aynı o vakalarda bu kadın vardı diye hatırlıyorum. Bu 5. sezonda ne çok 3. sezonu gönderme yapıyor ya. Hep 3. sezondan 1. sezondan insanlar çıkıyor karşımıza. En çok da 3'ten çıktı. 1'den de çıktı evet. Ya çıksana. Anam. Meme kabı kız. Çok seksi. Kurban savaş çantası dengesi spor yapmak için kullanılır olamaz. Ne var öyle? Kız arkadaşı ölmüş olur aşk yaşama sonucu. Anam dur. Beni de hediye edilmiş etiketini şöyle diyor. Kız arkadaşı ölmüş olur ama aşk yaşamın sonucu zorunda değil. Daha iyi sevgisi birine kim böyle bir not yazar. Bakalım Gabriel'in sen bir şey yapabilecek mi? Sporcu atletleri de var böyle sürüyen gibi. Onlar diyeceğim ama ondan değil bu normal iç çamaşırlı. Hem de kırmızı. En nefret ettiğim renk ya. Hiç sevmiyorum kırmızıyı. Kırmızıyı böyle şey güzel bulan var mıdır ya? Bence değil. Ben en çok maviyi severim. Bir de siyahı severim. Ama en çok maviyi seviyorum. Maviyi bir tık daha fazla severim siyahtan. Turkuazı severim. Griyi severim. Turuncuyu biraz severim. Yeşili de severim. Severim. Wendy yazmış not şöyle. Güven bana o sandalyeye bağlanan bir sonraki insan olmayı istemez. Onam o sandalyeye not kurban insanı deneyip kursa uyarmak için yazmış olabilir mi? Nota kadar bacalar yakında daha güzel ki. Yakından dediği şey mi? Mikroskop mu? Aynen. Mikroskopum benim. Nereye gidiyorsun lan? Kafayı doy. Salağa basıyorum otu bu tarafa doğru gidiyor. Çıldırdı. Tanrım kafayı yedi oyun. Dun 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 dun. Ne oldu lan? Bir şey yapmadım ki. Allah Allah ya kafayı yedi oyun. İyot mu? Notik harbi bacaları vurulmuş iyot. Hemşire ya da sterilize etmek için iyot kullanmıyor muydu? Demir kurban sandalye bağlam konusunda uyaran notu Herman yazmış. Herman zora bir şey hiçbir deney yapılmadı söylemiş. Bize bir açıklaması yapması gerek. Abi biraz tıkladım. Sonra sana sakinleşmen gerek diyor. Sen kendine bak hayır. Konuş bakayım nine. Kubbe'nin altında buz uçağından başka hiçbir şey yok. Mango lezzetlerimi özlüyorum. Kurma neden cesedini bulduğunuz orada odada görüşmeye çağırdınız. Ölümüyle ilginiz olmadığında gerçekten yanmamızı mı bekliyorsunuz? Acele davranıyorsunuz. Evet, karıyı çağırdım. Ama sadece araştırmaların nasıl gittiğini görmek için. Bahçeyle ilgili bulguların çalışmalarım için kredi önem taşıyor. Çalışmalarınızı da söyler misiniz? 88B'de tam olarak neler dönüyor? Başkalarını çevir olamam ben kimseye zarar vermedim. Tekrar kötü bilim insanı yoluna saplıysanız bunu ortaya çıkarırız. Çıkarırız ha. Boğazını yüzünü kurarım karı. Hatırladım ben bu kadının. %100. Şimdi salisilik asit neredeydi? Merhaba ben de karotu kepeğimi tedavi etmek için. Asitle mi tedavi ediyorsun onu? Hemşire, Wendy'ye yazılı notu bulduk. Bize bilim insanları sadece kendileri üzerinde de gönül değeri yaptığını söylemişsiniz. Öyleyse neden o sandalyeyi bankla tehdit ettiniz? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Notun deneyleri ilgili değildi. Sadece karnın sandalyeyi nişanlanıyordum. Sağlığım neden bahsediyorsunuz? Tüm dönem çalışanlar haftalık sağlık kontrolü yapıyorum. Onlar sandalyeye oturduğum nabzlarını kontrol ediyor. Şekillerini ölçüyorum. Son zaman sessiz bu yüzden tansiyon tavan yapmıştı. Buzlu çay için yanına uğradığımda stajyeri Rossi bile kendisi için yaşadığını söyledi. Daha önce çift doktor belirsizliğini muayene için sandalyeye bağlamadı.
Kendiniz için umarım tekrar öteye geçmemişsinizdir. Seni sandalyeye bağlamamış Gloria. Çünkü sen sandalyeye sığmazsın. Sen oturduğun gibi sandalye çöker. Seni yatağa ya da koltuğa bağlamıştır. Kurban çamaşır beni herhangi bir senin çekinmeyen biri olduğu kez. Bence de. Pipisine düşkün. Kız arkadaşı ölmüş olan aşk yaşamanın sona ermek zorunda değil. Bu ise de işe almaya alışkın olan iddialı bir insan olduğunu gösteriyor. Evet, oğuz aceleciymiş. Herkes savaşın kişinin özelliklerine ulaşabilir mi? Uzun Y harflerini fark edemiyor. Bu tamirat işlerini anlayan pratik bir insan olduğunu gösteriyor. Ne alaka, ben de öyle yazıyorum. Tamirat işlerini hiç anlamıyorum. Yatak hızı ilginç bir kişi olduğunu gösteriyor. Harflerin daralması kurbanın herhangi bir kadın olacağını işaret ediyor. Ne alaka, ben de dar yazıyorum. Tamirat işlerini anlayan bir ilginç bir kadın mı? Tam da öyle birini tanıyoruz. Gianna Dermot Eder ki teknisyeni. Kurbana, komik kurbana olan hissene hiç bahsetmemiş ama agresifliği peşindeymiş. Belki bunu en iyisi kendisi soralım. Tamirci Lezo'ymuş. Tamirci, tamirci. Sen bu kalbi tamir edebileceğini mi sandın? Ne laf yaptım. Gari ilginiz olduğunu ve bunu yalnızca platonik olmadığını biliyoruz. Onun gibi seksi bir bebek olmayı kim istemez? Onu her gün ve 11 volta elektrik çarpmış gibi olurum. Bunu görünce mi oluyorsun? Aldı herkese çirkin şansı versin. Ne diyeyim yani. Ben de çirkinim ama hiç şansım yok. Kimse beni görünce böyle olmay. Duygularınız olca yoğunmuş. Peki Garay'ın hisleri paylaşıyor muydu? Hayır, inanabiliyor musunuz? Başta bunun nedeni Wendy'nin o yönelik yönesiyle çıkmasına ibaret olduğunu sanmıştım. Ama o kız ölünce ateşle ilgimizden yorulacak hiçbir şey kalmamıştı. Hediyeleri ve tatlı konuşmaları Wendy'ye elde etmeye çalıştım. Beni etmeye ne kadar da devam edecekti. Halinde de bu kadar anlamadığınızı görüyorum. Umarım Gary yaptığınız en ayrı şey onun affedilmeden ibarettir. Ölmeden olmuş olabileceğini tekrar gözden geçirelim. Aynen Gary'e şey yapmış. 88'deki söylediği gönül deneylerimi hemşire kötü bir şey yaptıklarını kabul etmelerimi dönerek bir insana şu anda hiç güvenim yok. Savun Dövüşü'nün tavancısı sıkıntısı doları ödenen kim olduğunu anlamda sadece birkaç adım kaldı. Geri dönüp çözelim diyor. Ana satayım, sinek yiyi beni. Yine sinek vakası arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bir sinek vakası. Dur biraz geri çekileyim. Boyum da minicik, sandalyeden aşağı uçayırım. Böyle yaslanıyorum ya, böyle kayıyorum, kayıyorum, kayıyorum. İyice minicik görünüyorum. Böyle birazcık durayım da. Zaten minicik. Ya arkadaş, herkes bana diyor ki sen diyor 16-17 yaşında mısın? O da küçük mü görünüyorum diyeceğim ama gerçekten çok küçük görünüyorum. Kimse inanmaz ya. 2000 kez duydum bu lafları. Çok genç duruyorsun, çok genç duruyorsun, çok genç duruyorsun, çok genç duruyorsun. Aa, gerçekten genç duruyorsun. Ne kadar güzel işte, genç görünmek çok iyi diyorlar. Bence hiç iyi bir şey değil. Minilmek istiyorum. Miniltin beni. Küçültün beni. Minicik olmak istiyorum ben. Böyle bir 3-4 yaşında olmak istiyorum. 3-4 yaşıma geri dönmek istiyorum. Kutakini soracak kartuşları Wendy'nin cesinin yanında bulduklarımızı benziyor için tamamen çabuk açalım şunu. Kirli bardak buzlu çay örnek alalım. Sonuçlarını çözünce Wendy'nin kadrına ulaşacağız işime doğuyor. İçini benim bildiğim. Şimdi bir espri yapacağım da. Şimdi içime doğuyor dedi ya. Acaba içine güneş mi doğuyor? Berbat da farkındayım. Boğazım ağrıyor ya. Fazla ses taklidi yapamıyorum. Bu arada boğazıma bir şey oldu. Taklit yapamıyorum. Bana ne oluyor? Umarım Amber'da kalan buzlu çay tortaları bir şey bulabilir. Emir'e yolluyoruz. Amir'de de hiç öyle şey tipi yok ya. Böyle erkeklere de hoşlanacak bir tip yok. Onda tam bir inek öğrenci tipi var. İmam Hatip'e giden inek öğrenci tipi. Aynen ha. Ne bileyim. Demek ki herkes dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
Ritalık bir şey olabilir mi? Kalp grubunu öldürmek için bunu izleyeceğim. Tabancası kullanmış olabilir mi? Rita bunu yazabilecekti. Rita benim. Rita'ma yolluyoruz. Rita benim kankam. Bacım o benim. Bacım. Kankam o benim. Rita. Zaman kısa doldurmuyor. Bu yüzden hemen konuya geleceğim. Öncelikle çayda tanen asidi bulunur ve bu havayla temas ettikçe kararır. Bardakta buzlu çay kanısındaki tanenin durumunu Wendy'nin ölüm saate karşılaştırdım. Cinayet hemen önce bardağa koyulmuş olduğu doğrulandı. Yani katil içmiş. Önce katil şey bir çıkardım. Buzlu çay katilin ucunu çözülmek ve çubaca doğru neye de bulaşmış. Katil o zaman kadın. Ayrıca onun üzerine birkaç tane daha yapacağım çünkü hiçbir şey buldum. Sana sonra bilgi vereceğim. Sen şimdi katilin peşine düş. Acaba tamirci olmasın? Rita'yla konuşalım da bir. Senin hakkında bir isteğini söyleyeyim ama bunu çözü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Algı senin olsun diyeceğim ama diyemem. KTV'nin buzdan ikisi dönüşmek için bu tanıcı kullandığını düşünüyoruz. Cinayet silahı bu evet. Birkaç şey dönmek için kullandığı son derece güçlü. Ama yıktırıcı korktuğu için durmak zorunda kaldım. Daha önce bir emir sevdiğim ama hala serbest bir katil var. Nitojin tabancası buradan silahı da DNA bırakmış. Tam bir proje çıkarmak için yeterli temiz olmadığını söyledim. Yeşil gözü olmak için yeterliymiş. Boğazım ağrıyor ya. Cenk çözmek için aynı zamanda deney odasında ya da doğru olanımızda söz konusu. Tutuklayalım şunu. Boğazım çok kötü oldu. Çok acıyor. Rouge'da iki kişi var. Bir şu kız var. Bunun gözleri yeşil değil ama. Stajyeri mi? Yoksa şu kız mı? Şu kadın mı pardon. Yok stajyeri. Stajyer aynı. Gözleri bir tek bunun yeşil kadınlardan. 20 yaşındaymışsın lan. Benle yaşıtmışsın. Ben yakında 21 oluyorum. Evet, Kasım'ın 19'unda. Rosie, Wendy cinayetten tutulursunuz. Ve bırakın insanı bir çiçeği bilince temem ben. Yanlarınızı saçlarınızı kadar sağlıklı bu yüzden kurban heyelim kebirlerinizi bulduk. Bu hava psikopatik sevgili sorunları yaşıyor. Özel ucunu suç mahallede bulduğunuz bağırsakları ne arıyordu bunu açıklayabilirim. Patronunuz cansız bir buz yılına dönüşmek için bana nitrojen tabancasını bulduğu itiraf edin. Ben yaptım, ben öldürüm. Bunu yapmayı asla istemedim. Onu öldürmek istemedim. Nasıl oldu öyleyse. En baştan başlayalım. Bugün personel departmanında yeni bir iş pozisyonu açıldı dair bir not geldi. Ayrılınca işimi kaybedeceğim diye çok korkuyordum. Bu yüzden ben başvurdum. Mülakat için 80B'ye gitmemi söyledi. Orada birkaç bilim insanı bekliyordum. Kim olduğunu çıkarabildiniz mi? Hayır, samimiyet maskesi takmıştı. Bir sandalye uzman ve bir dakika buzlu çay içmemi söyledi. İşi o kadar çok istiyordum ki neyse derse yaptım. İçeceği bitirdiniz. İçimin geçtiğini hissettim. Uyandım maskeden bilim insanlarını bir elime garip bir tabanca tutuşturdu. Sersem gibi 17 tabancayı aldım. Gariçe çağırdı ve onu vurmamı söylediler. Siz de öyle mi yaptınız? Hanım karıyı öldürtmeyi öldürtmüştü. Bunu açıklayamıyorum. Çok sakin hissettiğimi hatırlıyorum. Sanki bir ateşlenmek dünyanın en normal şeyi gibi geliyordu. Donmuş ezin görüyorum ne kadar korkunç bir şey yaptığımı anladım. Ona doğru koşuma bilim insanı beni gerçekten iyi çıkardığımı söyledi ve beni sıraya geri yolladılar. İtirafıma gerekti ama buna inanmamızdan korktum. Ben olsam ben de kendime inanmazdım. Bu kesin çok garip bir hikaye. Ama kanlar ortada cennetten tutulsunuz. Patronum sevdim ve asla kimse ödeyecek biri değilim. Bir türlü anlayamıyorum. Gariye böyle kafa yapan ilaçlardan mı verdi acaba? Sesim gitti. Rosie'ye gidip tanıdığı inceledim. Ve indi cennetin sorumluya gidip karar vermeden önce tam olarak ne olduğunu demek istiyorum. İtiraf edin insanları sanadıkları çok garip. Ve indi öldürmesini istiyorum ve bunu hiç sorgulamadığını iddia ediyorum. Cennet'e dönmek bir dönme yaptığı prozotan ilacı ibadet olabileceğini düşünüyoruz. Biraz araştırma yapayım ve odada olanlar gidip bana kesin hatlar getirin. Mahkemede görüşürüz. Sence insan üzerine prozotanı test ediyorlar. Sonra Cennet'in önce içmesi gereken bir şey beklemeyi bahsetmişti. Karı göz altında. İçeri atmadılar mı? Bununla ilgili bir haberim var.
Ben'in altında 5. Karıyı niye tutulamadık ya? Zuhal'in tüm laf insanların yaptığı ilgili ifadesi destekleyici kanıtlar arıyorduk. Ama son vaka bize ya da çok yeni sorular verdi. Rosie Patron öldürdüğü için suladın ama bunu neden açıklayamıyor. Rosie'nin rapini insanların ona tabanca ve ateş etmesi söylemeden önce kendisine bir şey yaptığını iddia ediyor. İthal etmeyeceğim bir şekilde istemeyi yaptığını ısrarcı. Yaklaşık boyu cezayı sonları birilerine kadar Rosie'nin duruşmasını öğret edin. Ona tam olarak ne yaptığını öğrenmeliyiz. Şimdilik dönem rapi metodu temel elementen proza adlı bir ilaç yaptığını biliyoruz ama bu nasıl yapılamayabilirlerini bilmiyoruz. Protozan insan nereye gibi bağlantılı olmalı. Gerçekten de daha fazla bilgi toplarsak belki de Zoe'yi, Rosie'nin ne olduğunu anlayabiliriz. Benim birkaç anlatım laboratuvarımda görüşelim. Emir, şimdi söylesen olmayayım. Yıldız mı yapacağım sana bir de? Deli herif. Konuş bakayım. Katil işte buzlu çayda garip bir şey buldum söylemişti mi? He, ne olduğunu anlayamamıştın. En son anladım içeriğinde süper güçlü bir sakinleştirici varmış. Sakinleştirici Rose bir insanlara verdiği buzlu çay içinde sonra bir kaldığını söylemişti. Rose sakinleştirici konusunda söylemediği bir ekrantılığı diye şeyler doğru olabilir. Çayda prototonu da bulduğumu karıştırma yapmak için elimde prototonun örneği yok. O yüzden hiçbir şekilde test yapmam mümkün değil. Sekseniz bir gidip üniversitemle kalmaya çalışma zamanı. Gari göz altına aldık. Kati yenge. Kati yengenin kaşları da pembe. Boyuyor herhalde onları da. Aha boş cam tüp. Şey etkilerini protozdan yazıyor ama neyse bomboş. Umarım yüzünü örnek almış itince ilaç vardır. Buldum buralarda meteorit hadisesinin 172'nin doğal sonuç bulgularımı. Meteorit hadisesinin bunu almanın iyi olmuş. Burnuma kötü kokular geliyor. Belki donunu değiştirmemişsindir Gloria. Laf soktum. Demek bu bedenin altındaki gizli canlı yaptığını nihayet keşfetmek üzereyiz. Diyor ya burnuma diye kötü kokular geliyor. Belki değilim donunu ya da çorabını değiştirmemişsindir. Pis seni. Pasaklı. Uykum geldi, sıkıcıydı. Amir teslim için yeterli diyor. Yollayalım amir onu. Uykum geldi. Uyuyorum. Tek göz açık uyuyor. Serverında grafik öteklerinde ne alımı gelin dair yeni ufak bilgimi. Jasper astrofizikçi belki rapor neyle ilgili olurlar. Oha! Jasper'a da yolluyoruz. Yuh artık. Ekipten olmayan birini analiz yolluyoruz. Ramirez'e niye yollamıyoruz? Şeyde bulduğum protozan öyle tam da ihtiyacım olan şey. Rosie'nin kan testlerini bu madde tip pozitif yani onayı bu ilaç verilmiş. Demek Rosie bir insanın cennetten önce bu bir şey yapıp verdikleri konusunda doğru söylemiş. Prozotanın nasıl çalıştığını öğrenebilir mi? Niye doktor Prozotanın tam olarak nasıl çalıştığını bilmek için ayrıca klinik deneyler yapmam gerek. Ve bunun için zamanımız yok. Ama direkt insanın cennet içinden bir ilaç yapmaya başladığında onları durmamız gerek. Hemşireyle konuşmamız deneyde yardım ediyormuş. Belki korkup konuşur. Dırmer saçmalığı bitse artık.
Jasper meteorit hadisesi neymiş? Rapor 6 ay öncedir meteorit oluşturduğu Mason Flupo alanı incelemek için test yaptığı sırada olan bir şeyle ilgili. Dönem prizi jeonükleer güvenlik protokolünü ihlal etmiş ve bunun felaket sonuçları olmuş. Şu grafiği görüyor musun? Meteorit alanı manyetik polarizasyonun tersine çevirmeye çalışkan ne olduğunu gösteriyor. Kontrol dışı sismik aktivite mi? Sismik aktivite bu deprem demek değil mi yani? Yani Gensburg deprem dönemine ihtiyaç denildiği neden olmuş. Anam! Depremler binlerce insanın ölümse ve kendileri ise yok eden sede bile alara mı neden olmuş? Üstelik bunun sorumluluğunu üstlenmemişler mi? Rosetta'nın böyle devasa bir felaketin sorumluluğunu üstleneceğini düşünebiliyor musun? Sırok saklamaları şaşmadım. Ama artık sırrı geçti belediye başkanı bilgi vermemiz belediyenin depremler bunun sorumluluğunu ise yok ettiğini öğrenmeden sonra çalışmana izin vermeyeceğim eminim. Şu belediye başkanını hiç sevmedim. Allah'ın gazması. Sevmedim o herifi hiç. Şimdi gazmayla konuşalım önce. Tipe bayı. Geçici belediye başkanı olarak acilen size danışmak istediğimiz bir. Aslında Ayşe belediye seçimi yapıldı ve halk beni seçti. Kremsok belediye başkanı olarak seçmelerime hizmet edilmek için sabırsızlanıyorum. Tebrik ederiz. İlk önce size uğraştığım için üzülüm ama kendimizi sona edemeye de olaydan aksine acı gerçeği ortaya çıkardık. Ormanda kobe işleten teknoloji şirketi direnmek sıkıntı sonra son zaman güne doğal afetlerden doğruca sorumluymuş. Kendimiz yere birden depremlerin vesilelerine yol açtığını söylüyorsun. Nasıl olabilir ki? Doğal afetlerin ve meteor üzerinde ihyas denilerinin kaynaklarına dair kanıtımız var. Söylediğiniz doğrusu derhal şu şirketin icabı için acil toplantı talep edeceğim. Kıymetli bir şey ortada olduğunuzu görüyorum ve bir her geçerli başaracağımızı umuyorum. Ya bak sen yakışıklısın da burnun çok kötü duruyor. Bir esirlik yaptır burnunu bir kaldır sen. Sen çok yakışıklı olursun aslında. Saçları güzel herifin. Burnu bir tek kazma gibi. Normalde yakışıklı adam. Oyun bitti. Prozotan'ı bulduk ve evindeyi ödüme menajer Rozi'yi verdiğinizi biliyorum. Bunun biraz bir parçası olmayı hiç istemediğini ne bilmiyorsa sana anlatacağım. İlacın nasıl çalıştığına burada başlayabilirsiniz. Bunu geçen söyleyeyim benim yorum ilacı benim bir hastalığın yaşam ve bulgularının kötüye gitmediğine emin olmaktı. Başlangıçta insan ilaca geçen de çok kötü tepki verildi. Bazıları bilinci verildi, bazıları aklına kaçırdı, hatta bazıları geberdi. Ama son zamanlarda deneklerde çok fazla yan etkisi olmuyor. Özellikle Rosie tüm deney boyunca stabil kaldım. Stabil kaldı öyle mi yani istemediği için yetişmemek tercihinde mi? O sırada ben de orada değilim bilim sana kalmak asla izin vermiyorlardı. Tek bildiğim her zaman hastanın beyin taramalarını aldılar bir bilek kartına sakladılar. Belki de hala deney odasındır. Bellek kartı arayacağımı siz doğruca hapse gidiyorsunuz. Enerji verecek biraz şey tamam. 88B'ye gidiyoruz. Herifi içeri attık sanırım. Boğazım ağrıyor ya. Aradığımız beyin taramaları bu kırık bellek kartı olabilir mi? Çabuk tahmin edelim şunu. Söndürün. Sesim gitti. Söyleyemedim şarkıyı. Karizmam da yerle bir oldu Allah kahretsin. Söylüyorum şimdi. Kulaklarınız biraz kanasın. Söndürün kalbimi. Gidi gönlümü. Efendisi 64 GB mı? Bellek kartı yeni gibi olmuş yeteği gönderelim. Analizden sonra nasıl çıkardı köpek? Yaktın gururumu uzaktan uzağa. Bassana lan. Arkadaş basarım tıklamayı. Dırır merfilerin odasında bulduğun bellek kartını dosyaları içtim. Ama bilimsel şeyler doluydu da hiçbir şey anlayamadım. Ben de Martin'e yardım istedim. Martin neler buldun? Karda çok fazla sayıda beyin taraması vardı. Zoe'ninkini, Rose'ninkini. Daha iyi. Tam isabeli hemşire Prodotan.
protozan insanlar üzerine test eden bu taramalar ben söyledi. İlacın nasıl tarzını gösteriyor ama. Bu 28 ay önce çekilen taramalarında özellikle hafıza yönünde hipokampüs bölgesinde yoğun hasar görülüyor. Zoe'nin kubide olan halinden hiç hatırlayamadığını açıklıyor. İskenliklerden bazılarındaki daha küçük yaşamış BDK'da diyenler sırasında ölen düzenlerce insanın bilgileri yer alıyordu. Bunlar Zoe'nin bahsettiği kayıp sanırım artık elimizde isim liste olduğu gibi ailelerin bilgi verebiliriz. Ben hallederim ayrıca daha sonra denilerde bu problemi aşırı giderim şöyle. Rosie'nin bugün çekim taraman en ufak hasar belirtisi yok. Rosie'nin beyindeki tek tepki ilaç sisteme giden sonra amigdala'da noratepilerin ne diyor bu? Ben de onu diyorum. Bir şeyler söyleyeyim. Beyni duysa tepkilerimizi yöneten bölge ismi. Bu alan aktivenin azalması Rosie'nin birden hiçbir şey için güçlü duyulmaya başlamış anlamı geliyor. Duygusuz köpek oluyormuş. Rosie'nin sevdiği birini öldürmesi istenseydi yapar mıydı hiç umursamadan. Öyle diyorum. Duygular ortadan kaldırması demek kişinin eyleminin sonuçları hakkında endişelenme yeteneğinde ortadan kalması demek Rosie'ye uysal ve zayıf kurmuş olmalı. Protozan insana neden istenirse yapacak kadar uysallaştırıyorsa derim ay bunlar nedenleri başaracağını düşünmeye bile korkuyorum. İyi haberim de var. Bir ekardan protozan denilmesi kimin sorunu olduğu görüyordu. Oha! Niye? Yine bu karı. Oynadı rolde de harikantılar unutulup da nedenini sonra verelim. Yine bu Hintli karı çıktı. Bak seni öldürürüm kadın. Gene pislikleri çevirirsin sen. Ha buradayım sana gerizekalı ileride sandım. İnsan kobaylarınızın beyin taramalarını bulup tutulursanız ne kadar zeki olduğunu unutmamalıydım. Evet çok sayıda başarı denemeden sonra sadece üzerinde son deneyimiz Prozan'ın nihayet güvenli getirimizi gösterdi. Başarı denemizin bir sürü insanı öldürdün. Peki ne için? İnsanı da üzülsün katil dönüşen bir yaş yapmak için. Öldürmemizin tek nedeni kobaylar vermek istemesi ama Prozan'ın insanı öldürmek için kullanmadan çok daha büyük planlarımız var. Artık bunların hiçbir önemi yok. Bir prozotan sevgili kubbeden çıkmaya hazır. Yakında görüp sonra bizim elimize geçecek. Benim güzel hiçbir panzer olması ilacın ikisinin tersine çevirmemişsiniz mükemmel. Rosie ve derin üzerinde denilerin başarısında olduğunuzda dair kanıtlar var. Derin rengi ne etkiliyor ve siz hapse giriyorsunuz tutulursunuz. Burada işlemede tıbbi ekipmanlar alıp beni hapse atın. Umurda bile olmaz. Anam manyak karı. Merkezde. Derin rengi garip olduğu bir o kadar kötülüğün kabusları beter. Meteorolojide yaptıkları deneylerin birini görüp sonra yüzlerce insan ölümseliğinden olan deprem yolaştığını keşfettik. Umarım yeni belediye başkanı döner gibi bir şekilde kendimizin bir daha açılmasına izin vermez. İnsan deneyleri indirirler ki Zoe gibi insan üzerine prozotan denediği ile ilgili kesin hatlarımız var. Duyguları baskıları insanın tehlikeli bir konuya çeviriyormuş. Sonuçta hiçbir şey yaparak hale getiriyormuşsun. Tüm kendi gönderim planlarını söylerim. Planlarımız o iyi bir şey olmadı kesin. Benim daha kötü haberim yok. Rosie'nin eskilerinin elime geçmesini umuyordum. Çünkü Rosie sadece bir katı takımının etkisi altında kalmıştı. Ama bulunduğunuz beyin tamamen bu tamamen alanına doza bağlı olduğu açık ve görü. Daha önceki denklere çok daha yüksek doza verilmiş ve etkileri sadece sürmüş. Dırna insanları sadece hatta günlerce koyunca dönüştürebilir. Anladığım kadarıyla Nuri hakkında hiçbir panzeri yok. Yani Dırna ilacı sevk etmeye başarırsa yeni bir felaket bizi bekliyor demek buna izin veremeyiz. Efsane bizim için yargıç oraya gidip bu beyi aramak için bütün yaşları koymak ve dönür kaptanım kadar hiç emin çağırmasını iste. Povel'e mi gidiyoruz? Hala Zoe'yi tutuklamadı hiç ona kızgınım. Konuş la. Oğuzunu kurarım. Raporunuzun ışığında dönemler giderek deneyden çok sadece cennetle başka bir şey olmadığı sonucuna vardım. Nihayet. Rosie eylemlerinin sorumlu olduğuna çok açık dolayısıyla hapse girmek yerine psikiyatrik rehabilitasyon programı tamamlayacak. Rosie'nin durumu buzdan yönen yüzü dönemler programı dönüp sonra yayma planları durdurmalıyız. Gerekeceğiniz kabul edildi. Dönemi kapatılma CEO'su Rosie'de tutuklanmalı. Nihayet işlerim ve tutuklanma emirleri bu kötü amaçlı kuruluşu tamamen durmak için devlet fonları kullanmalı yetkisi veriyorum. Nihayet. Bitti Rosie'de hıyarı. Povel dönemler kapatı Rosie'de tutuklanma için tam destek verdi. Onlar Rosie'den sevgili başlamını kubeye gitmeyiz. Akli dengeyi bozan o yaş kırıp sonra girmemeli. Hadi değişme zaman Tony'ye ve Şahin Gözü'ye eskini güvenin ekibini uyaralım. Uyarı gönderdim. Kubeye tamamen sarıcı bırak kimsenin hiçbir şeyin çıkmasına izin vermeyecekler. Gidip yaşları koyma yapımdaki tüm sorumluluğu tutulayın. Hem kubeye gidip zorunda tutulayalım. Kepçeyi takdığında yüzdeki ifade görmek için sabır sorunum.
Nasıl formunu kurduğumu. Tırnav yerine uysam indirme zamanı geldi. Aynen. Ben gelecek vakada kimin öldüğünü biliyorum. Demeyeceğim. Her neyse hamsiler. Anket oy vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.